Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir roleplay serisinden saygılar, selamlar. Kasım'ın 4. haftası ve biz arkadaşlar bugün roleplay serimizin 13. bölümündeyiz. Yanlış bilmiyorsam 13 olması lazım. Artık çünkü sayılar arttıkça şey oluyor arkadaşlar. Daha böyle unutkanlığım olabiliyor. En son biliyorsunuz traktörle yem almıştık arkadaşlar. Pardon, özür diliyorum. Evet, yem aldık arkadaşlar. Aynen, karıştı kafam. Yemi de buraya boşalttık. Hayvanları doyurduk arkadaşlar. Bugün nereye gideceğiz? Çok güzel bir soru. Şu römörkü önce bir kurtaralım da. Aynen. Römörkü kurtaralım. Bir yandan yola çıkalım. Bugün arkadaşlar açık artırma yapacağız. Şimdi şöyle bir olay oldu. Olayı size özetleyeyim öncesinde. Yavaş yavaş giderken. Şimdi bu bayide kalan traktörler vardı arkadaşlar. Onları milletin şu anda ekonomisi çok yeterli olmadığı için ben satamadım. Satamayınca da iade ettim arkadaşlar. Fakat bana gönderen dedi ki, bana dedi iade etme, ben onları çok iyi fiyattan aldım. Bizim Hacemmi, siz Hacemmi'yi hiç görmediniz. Arka planda bayi işletiyor, büyük bayi işletiyor arkadaşlar. Biz burada sadece küçük bir satıcıyız yani, köylü. Ne denir ona? Ben iyi fiyattan aldım. Açık artırma usulü sat gitsin dedi. Ben de dedim ki eyvallah. Bugün köylümüz çok yok. Kimisi şehirde, kasabada vesaire. Ama olanlara büyük bir jest şeklinde açık artırmadan traktör satacağız arkadaşlar. Kim ne alacak bakalım, nasıl olacak? Ana fiyatlarını da paylaşacağım sizlere. Hemen onu da göstermiş olurum birazdan. Ya da videonun sonuna doğru anlatayım. İnsanlara sürpriz olsun ne aldıklarını, ne kadar kâr edeceklerini görmüş olurlar. Ama hepsi 300 binin üzerinde arkadaşlar. 50 binden açacağım. Bakayım kim ne alacak, kim ne satacak, görmüş olacağız. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Keyifler yerindedir umarım. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Yaramazlık yoktur inşallah. Yine bir kulaklığımın şarjını takacağım. Her şeyde takıyorum ama yine de. Bir saniye. Bu arada arkadaşlar bir detay. Bizim ziraatçı Uğur'un şurada oturan arkadaşın tayini çıkmış. Ziraatçıydı zaten belediye tarafından. Tayini çıktı gitti. Lojman orada duruyor. Belediyeninmiş. Şu anda arkadaşlar bir tane ziraatçı alımı olacak. Normalde stajyer RP roleplay ekibinden seçecektim ama bunu herkese açık yaptım. Gerçekten ziraatçı olmak isteyenler bu videonun altına yazsın. Gerekli şartlarımız kübata peki olması gerekiyor. Ve arkadaşlar ne denir ona? Farming Simulator 22 orijinal oyun olması gerekiyor. Yani bekliyoruz yani, bakalım. Bunun için tekrardan form açmaya gerek duymadım. Gerçekten bizi severek izleyenlerden almak istedim. Bu videoyu izleyenler, zaten buraya kadar izleyenler büyük ihtimalle başvuru atacaktır. Gidelim de arkadaşlar şu traktörün bir şeyini, ne denir ona, plakasını da çakalım gitmişken. Öne plaka çakacaktık. Çok oyalanmadan hızlıca gidelim istedim. Bugün bir de arkadaşlar yetişirse bir açık artırma sonrası tarlaya, gübreye gideceğiz arkadaşlar. Sete doğru da gübre sonrası da artık yetişirse gübreyi atacağız. Yetişmezse de bir sonraki bölüme kalır. Şurada 2 dakika plakayı değiştireyim ben arkadaşlar gelmişken. Bunun öne plaka çakacaktık. Şuradaki çivilerle, mıhlarla hemen halledelim. Ha, tamam. Plaka da geldi. İyi lan, buraya sığıyormuş bu ha. Evet. Şimdi bu traktörler bugün açık artırma usulü gidecek. Güzel traktörler var gerçekten. Bu ordudan gelmişti.
Bu zaten bildiğiniz 265S bayağı kaliteli bir traktör. Hüso dolanıyor buralarda. Açık artırmayı ben dün Gavi'ye söylemiştim. Görenler geliyor demek ki yavaş yavaş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hüseyin hoş geldin. Aracı baba hoş geldin. Hoş bulduk ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Valla ne olsun. Ziraatçıdan geliyorum da herhalde siz ziraatçıya... Ona şey oldu ya. Ziraatçının tayini çıktı. Tayini. Gitti o. Aynen. Ya yani ziraatçının tayini çıkmış da gübre söylemişsiniz herhalde. Gübre çuvalları gelmiş de. He geldi mi? Tamam. Benim romak vardı. Benim de gübreleyici vardı. Gübreleyicinin var ya ben çekidemir yaptırdım romuk bağlayacak. Benim romuğu yükledim. Hep baba burada işiniz bitti mi gideriz. Tamam hallederiz. Sağ olasın. Mıstık hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çeto dayı da geliyor. Ay maşallah. Bari şey duydum ya geçen. Bizim çocuklar söyledi. Hacı gelmiş hele lan. Hacı'dan geldi. Hacı Umre'den geldi ya. Gördün mü acaba Gavi'den şeyi, afişi? Açık arsa. Gördüm dün akşam bendeydi ya. Dün akşam Gavi'ye geldi gördüm. Aleyküm selam, Çeto hoş geldin. Hoş bulduk. Çeto her tarafa ev yapıyor, sen mi yaptırıyorsun bunları ya? Az buçuk bizim çocuklar da şey yapıyor, koşturuyor, ben de koşturuyorum. Şu petrolün arkasında bir inşaat yapılıyor da. Dedim bu kesin Çeto'nun işidir la, bir dur bak göremiyorum seni. Malzemeleri de benden aldı. İyi maşallah işlerin açık olsun da sıkıntı yok ya. Çok şükür. Şimdi arkadaşlar hacı da gelsin de öyle başladayım ya açık artırmayı. Ağır ağır geliyor da. Yaşlanmış ama bak hele. Motorun üstünde zor oturuyor. Traktör de adam... kendi gibi ha. Çok güzel traktör, onu ben sattım ama. İnşallah bir tane var biliyor musun? Yok. Bir tane mi var? Ondan zaten zor buldum. Bir tane var, onu da zar zor buldum. Öyle temizlikte 480 bir tane var. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hacı hoş geldin ya. Kovboy şapkası buldum, falan yakışmış buldum. Ha. Yok onu torun taktı. Takkiye bekliyordum ama. Umre yaramış. Hacem mi? Zemzemler nerede? Zemzem mi? Evden alırsınız ya. Şimdi burada zemzem vermek olur mu? Doğru İyi diyorsun, sen... doğru. Tabi. Yani. Hepimize 0.50'lik petlere ayarlamıştır o. Yok canım, cam ya, ne peti? Cam sağlıktır, ben pet falan sevmem. Oo kaliteli. Oo parayı kıymış ya. Bu arada biz bir ara gitmiştik de bize şat bardağıyla vermişlerdi kral. Aklıma o gençlikten kalmış şeyler. 0.50'lik deyince aklıma direkt o geldi. Neyse konuyu çok uzatmadan. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bugün bir açık artırma yapıyoruz. Kahveye yazdık. Evet. Bu traktörler... Evet. Hiçbiri benim değil arkadaşlar. Parasını verip almış olduğum bir traktör değil. Ben bunları sattıkça biliyorsunuz komisyon alıyorum. Bunlar da satılmadığı için şu güzelim, canı güzelim 265'e çok üzüleceğim. Bunlar Allah muhterem. Sözünü kestim ballan. Tabii. Aracı da bu lazım. 265'liye vallahi gözüm var. Şimdi onu baştan arkadaşlara. Vallahi da... iyi olan kazansın mı diyeyim, maddi durumu iyi olan kazansın mı diyeyim ama konuyu size anlatayım. Ben bunları geri gönderecektim. Bana da dedi ki biz zaten o traktörlere iyi fiyat aldık. Açık artırma usulü ver. Satılan satılır. Satılmayan da dedi gönderirsin dedi. Yani bir daha dedi nakliye parasıyla uğraşmayak dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi ilk traktörümüz 240. Hemen başlıyorum. Şöyle bir yan yana bir durun isterseniz arkadaşlar. Bir öne çıkaracağım bunu. Ne yapsana şu rampaya çıkarsana. Öyle yapacağım dur. Talihimiz. Şunun takviyeden mi kurtarayım da. Şimdi arkadaşlar şöyle öne doğru. Yok çektim. Şöyle öne doğru bir gelin. Tam şuradan göreyim size ha. Şimdi arkadaşlar ilk traktörümüz Massey Ferguson 240S. Yağ gibi, kayış gibi duruyor. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Evet. Normal piyasa değeri hemen söyleyeceğim sizlere, bir saniye. Hadi bakayım. Piyasa değeri arkadaşlar 335 bin olan bu traktörü 50 binden açıyorum. Ya aman neyse. Oo.
Neyse iyi açtın iyi plan mı? 50 bin. Var mı artıran? Aracı baba ne ettin? Dur hele aracı baba. Ocağımızı söndürelim. Aracı babadan 65 bin teklif geldi. La oğlum az az arttırsanız az az arttırsanız. Var mı artıran? Aracı baba ocağımızı söndürecek aracı baba. Valla ne diyeyim şimdi? 66. Bir makineye yakınlaşmam lazım. 66, 66 lira Çeto'dan 240'a geldi arkadaşlar. Başka? Evet. 70. 75. Aracı babadan 75 geldi. Hüseyin'i bir anda ezip geçti. 70 demiş Hüseyin. 75 de aracı babada şu anda bu traktör. 85. 85. Oh, etinden korkarın oh. Kemiğin anasını satayım. 85. Hacı'dan 85 geldi arkadaşlar. 85 lira. Var mı artıran? 86. 90. 90. 90 geldi Hüseyin'den noktayı koyacak şekilde. Var mı artıran arkadaşlar? Yok, 110 bin. 110 bin. Güzel fiyat 110 bin arkadaşlar. Ama biliyorsunuz ki bu traktörün piyasa değeri 335 bin. 110 bin var mı artıran arkadaşlar? 115. 115 geldi Çete Doğan. 122. Hüseyin'den 122 geldi arkadaşlar. 125. 125 güzel teklif Çeto 125 Sevan sen de devam edelim. 140. Oo aracı babadan iddialı bir seçim geldi 140. Ulan aracı araları kara borsada mı satıyorsun ne lan bu arttırıyorsun Ya araları da gelmiş. 140'dan aracı babaya kalıyor mu yoksa arkadaşlar var mı artıran? 150. 150. Hacı'dan. Hop yavaş hacı. Hacı'dan 150 geldi evet. Kafama kızdırmayın 200 derim ha. Arkadaşlar söylüyorum 165. 180. Oo Hüseyin'den 180 teklif geldi. Çok oo. 180 bin teklif geldi arkadaşlar. Hüseyin'den var mı artıran? Artıran yoksa satıyorum. 185. 185'ten Hacı da şu anda arkadaşlar. 187. 187. 240'a 187 bin geldi arkadaşlar. Bu kadar yükseleceğini bilmiyordum. Ama güzel teklif hala karlı bir iş. Var mı artıran arkadaşlar? 187. Yok. 190. Oo, Hacı'dan 190 Allah. Bin teklif geldi. Bu arada arkadaşlar ben bu traktör çok böyle çekişi vesaire iyi bir traktördür. Kısa bir bilgi vereceğim. Normal 240'lara benzemez. Tarlada sizi üzmez. Çok da tarla sürdüm ben bununla. Biliyorsunuzdur belki. Evet şu an Hacı da son teklif. Var mı artıran? 190.500. O nasıl bir rakam kral? 190.500 geldi. Al 500 lirayı 191. 191 Hacı'dan geldi. Bayağı kıyasa kıyasıya çıkıyor. 50 binden açtık. 193. 193 bin de şu anda. 193 bin teklif Hüseyin'den. Evet arkadaşlar. 193 bin Hüseyin. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun Hüseyin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Hüseyin. Hüseyin şu an. Eyvallah eyvallah. 193 binden Hüseyin sana hayırlı olsun kardeşim. Hemen şöyle alalım. Hüseyin paranın beline girdin oğlum. Evet. Vallahi aracı baba çok başta şey gitten mi? Aracıların şey aracı babanın aralar arada bozuldu düştü. Ne istiyorsun? Ocağın incir aracı diktireceğim siz bekleyin. Şimdi arkadaşlar. Aracı baba piyasayı yükseltiyor ya. Aracı babanın kovanlarına çomak sokacağım. Bekleyin siz hepinizin ocağın incir ayı gittiğini. Ben de senin kovanlara çomak sokacağım sen görürsün. Aracı gaveci bak. Aman arılarımı çomak sokarken dikkat et arılarım seni sokmasın ha. Anladın? Aracı baba. Vallahi bizim her şeyimiz tedarikli ha. Aracı baba. Senin kovanla ne oldu ya? Benim kovanlar herhalde Konya'da da gözü kör olası bir tane nakliyeci var. Gelmek bilmez, gitmek bilmez. Neyle yapacağım Allah biliyor ya. Senin nakliyeci galiba uluslararası yapıyor galiba. Yutuşan gitti. Arkadaşlar yeni traktörümüz 165'lik 65 beygir. Aynı zamanda ön ağırlıklı ve üst kabinli traktör. Allah kurtarsın. Normalde bunun piyasa değeri arkadaşlar 330 bin. Fakat bu kabin ve ağırlıktan dolayı ortalama 350 bin liraya kadar da satılabilir arkadaşlar. Ben bu traktörü 30 binden açıyorum arkadaşlar. 60 bin. Ben çekiliyorum. Aracı mı? Seni, yavaş. Bizim tüfeğe çıkma zamanı gelmiş. Aracı ondan babadan 60 bin teklif geldi arkadaşlar bu traktöre. 61 bin.
Güzel teklif. Çeto'dan 65 bin. 85 bin. Aracı Baba yine bayağı hızlı bir şekilde gidiyor ama az önce Aracı Baba'ya kalmadı traktör. 85 bindi şu anda Aracı Baba'da. 125 bin. Çeto'dan güzel bir teklif geldi. 125 bin. 165 145 bin. Güzel bir teklif yine Aracı Baba'dan geldi. Diğer taraflar sessiz sakin bekliyor arkadaşlar. Hayır, arttıracağım. Araç üzerime kalır diye korkuyorum. Arkadaşlar dolayı... gayet güzel bir traktör. Yani alan büyük ihtimalle bayağı yaşadı diyebilirim yani. İster tarlasını sürer ister satar. Temiz para. Yani bu bir şey yani. Tekrar soruyorum, var mı artıran arkadaşlar? 180 bin. Hüseyin'den 180 bin teklif geldi. Harika bir teklif Hüseyin. Tebrik ediyorum. Var mı artıran? Var mı artıran arkadaşlar? 180 bin Hüseyin'e bırakıyorum. Sattım. İyi para, iyi para. Hüseyin hayırlı olsun i̇yi kardeşim. Para, i̇yi para valla. Paran iki. Helal Hüseyin. 200 binin yukarı çıkamadık lan. Aracı baba sakin gel, tamam. Yukarı çıkmak gerek. Aracı. Hepinizin ocağını indireceğiz, diktireceğim. Bekleyin. Hüseyin sen bir köşeye gel bak. Bir köşeye gel. Bunlar köşeye gel. Hüseyin. Onu söyleyeceğim. Bir gel sen ye. Arkadaşlar didit mi didişmeyin, herkese yetecek traktörümüz yok, var. Yok yok didişme yok, alayım mı? Bir şey konuşayım. Hadi konuşun bakayım hadi. Şunu da alayım da. Gerekirse parayı kırışık, sen fazla şey etme ya. Niye yükseldiksin ya? Niye yükseltmeyeyim? Hepinizin ocağını indirerdik. Nasip kimseye nasip olmayacak. Ben de traktör nasip olmadı mı kimseye nasip olmayacak bu köyde. Sen yükselt, sen yükselt. Ben o traktörleri senin elinden alacağım, sen yükselt. Arkadaşlar, Şitehir 80-73 geliyor. Bu aracı kafaya koymuş bizi bitirecek ha. Hayranları. Bitirdik ya, ne yapacağız? Bir yanımıza bir şey sokmasa bari, tövbe yarabbim bu, ya. Bu hangi aracı istiyor? Beyler. Bayan mı? Bilemiyorum. Ben traktörü almayacağım. Hepinizi ondan yüksek fiyat veriyorum da batıracağım. Benim belki traktör alacağım mı zannediyorsun? Ben bizim kara borsucu ya. Bildiğin kara borsucu. Bizim aracı itlik yapıyor şu an. Bak. Vallahi biliyorum. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çok kısa. Hani böyle bir roleplay'in hafif dışına çıkarak bir şey söyleyeceğim. Normalde gerçekten bu tarz böyle hiç katıldınız mı bilmiyorum da açık artırmalarda, müzayedelerde vesaire böyle tipler var. Hiçbir şey almayıp sadece evet. Piyasayı kırdıran tipler var. Aynen. Hatta bunlar böyle kendi ekiplerinden bile olabiliyor. Ama duracağı yeri çok iyi biliyorlar. Aracı Baba da bu konuda çok iyi rol yapıyor. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Ama alırsa da güzel kar bırakır. Bunu da söylüyorum. Video devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Şitehir 80-73. Aracı Baba. 80 beygir. Aynen. Canavar gibi. Ağırlıklı vesaire. Yeni kahveci çalınmış. Tamam. Yol orada. Ne yapalım? Gidelim mi oraya? 350 bin. Yol orada. Bana satış fiyatı olan. Bir durun bir yalan adamı diyor muyuz? Dur. 350 bin satış fiyatı olan bu traktörü arkadaşlar. 70 binden açıyorum. Oo. 85 bin. Bak. Cavura bak. Aracı Baba'dan 85. 100 bin. 100 bin Hüseyin'den geldi. Çok güzel. 125 bin. Çok iyi bir teklif. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki bu şu an şu iki traktörü de Hüseyin aldı. Hüseyin'in şu anda kafadan bir 600 bin lirası var yani. Öyle de düşünebilirsiniz. Ona göre Hüseyin şu anda rahat rahat koşturabilir. Bilginiz olsun. 140 bin mi gelmişti en son teklif? 130 bindi. 130 bin geldi. Evet. 155 bin. Aracı Baba'dan Allah 155 bin geldi. Allah. Var mı artıran? 160 bin. Çeto güzel teklif 160 bin. 165 bin. Aracı Baba'dan 165 bin teklif geldi arkadaşlar. Steyr 80-73 tertemiz traktör sizleri bekliyor. Var mı artıran? Yok sağ ol. Artıran var mı arkadaşlar? Satıyorum Aracı Baba'ya. Aracı Baba ne dedin teklifini? Bir daha duyayım. Kulağıma gel. 165 bin ile Aracı Baba'ya. Bir dakika ya. 175 değil miydi o? 165 dedim. 165 dedim. 175 dedim ya. 165 dedim. Bak intihar etmeyin 165 dedim. Palaya soralım. 165 dedi. 165 mi dedi acaba? Acaba? 165. Arkadaşlar soruyorum. Soruyorum tekrardan. Şu anda Aracı Baba'ya Steyr 80-73'ü artıran var mı? 165 bin teklifle bırakıyorum. Bırakıyorum. Satıyorum. Sattım. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun Aracı Baba. Çok güzel traktör aldın. Güzel kar. Hayrını gör.
Tatil. Lan Arif. Geliyor şimdi ben. Arif baba var ya, bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten müzayede işini biliyor ha. Bak. Kendini ona bıraktırttırdı kendini. En şu anda en mantıklı traktör aldı o fiyattan. Çakal ya. Çok iyi. İşte arkadaşlar, müzayedemizin göz bebeği 265'imiz geliyor. Oldukça çekişi güç kuvvetli. Yani binmek size de inşallah nasip olur alan kişiye. Asla pişman olmayacağınız bir traktör. Evet. 265'lik arkadaşlar. 100 bin liradan açıyorum arkadaşlar. 50 bin. Kendisinin, bir saniye. Kendisinin fiyatı 380 bin. Müzayedemizin en pahalı traktörü 100 bin liradan açtım. Mıstık'tan 150 bin teklif geldi. 160 bin. Hacı'dan 160 bin geldi. 200 bin. Mıstık çok yüksek gidiyor. Kendini buna saklıyormuş. 200 bin teklif geldi Mıstık'tan. Var mı artıran? 120 bin. Traktörü de koyuyorum ortaya, kendi traktörümü. 220 bin. Çok güzel bir teklif. Devam ediyorum. 230 bin. 230 bin Mıstık'tan geldi. 240 bin. Hacı'dan 240 bin teklif geldi. Kızışıyor. 250 bin artı 420. 250 bin artı 420 diye bir şey yok. Yani 420'yi şey yapıyoruz. Koyuyorum üstüne. Hayır, sen fiyatını ver. 420'nin satış fiyatını sen biliyorsun zaten. Evet. 250 bin o zaman. Şimdi şöyle arkadaşlar, bir saniye çok kısa bir şey kesiyorum. Evet, şimdi senin 420 binin satış fiyatı, örnek veriyorum, 180 binse bu fiyatı bütçene göre artırabilirsin. 180 bin daha artırabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Abi, mesela doğru. Benim 290 bin mesela. Tamam, 290 bin artı kendi bakiyesinde bulunan para. Tamam mı? Aynen evet, öyle. Bu kadar. Şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar, ne gelmişti en son teklif, kafam karıştı. 250 bin. 250 bin. Güzel fiyat. Mıstık'tan. 160 bin. 260 bin Hacı'dan geldi. Çeto. 265. Sessiz kalıyorsun Çeto. 265 geldi. Yok abi, ben izliyorum. 265 geldi. Evet. 300. Oo, Hacı'dan 300 bin teklif geldi arkadaşlar. Oldukça iddialı. İddialı. Var mı artıran? 305 son kararın. 305 son kararın. Eyvallah 306. Kral. 306 bin. 306 bin geldi Hacı'dan. Hacı'ya satıyorum. 306 bin teklifle. 307 bin. 307 bin geldi. Var mı artıran arkadaşlar? 307 bin. 307.500. 307.500 teklif geldi. 308 bin geldi. Var mı artıran? 309 bin. 309 bin. 310 bin Mıstık'tan geldi. 311 bin. 311 bin. Güzel telefon fiyat. Telefon görüşmesi yapmam lazım. Mıstık'ta 311 bin geldi. Çok vaktimiz yok. Şu anda hemen karar vermen 315 lazım. 315 bin. 315 bin teklif geldi. 316 bin. 316 bin. Güzel. Geri çekiliyorum. Geri çekilmene gerek yok. Satıyorum. 316 bine. Hacı'ya hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Güzel. Bir hazır saniye. Traktörü değiştirecektim çünkü yolda. Çalıştırmadan önce arkadaşlar, bu arada çok güzel bir, bazılarımız için çok güzel bir müzayedeydi. Elinize kolunuza bana, sağlık. Bana biraz girdi ama neyse. Kral girmedi. Niye dersen, zaten şu anda bu traktörü hiç kullanmıyorum, satıyorum desen, bu traktör şu anda 380 bin. Biliyorum abi zaten. Yani. Yani. 350 bin bir de benimki. Aynen. Yani. Yapacağım bir şey yok benim. Attım. Yani şöyle bir şey. Hepinizi tebrik ediyorum. Şaka yapıyorum ya. Bazılarınız çok karlı çıkarken bazılarınız sadece izleyici kaldı. Bu açık evet, artırmayı evet. Ara ara böyle baydaki traktörlerle değil ama bir traktörle yapacağım yine. Belli bekliyor şeylerde. Günlerde. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hemen traktörleri sahibine vereyim ben. Paraları sonrasında hallederiz. Tamam. Sıkıntı değil şu anda. Güzel traktör oldu daha. Öncelikle Hacı'nın traktörleri getirir misiniz arkadaşlar şuraya, notere doğru? Size evet. Zahmet. Hacı hayırlı uğurlu olsun. Senin traktöründe kalsın şu anda. Sonra... Ben daha rol be. Ay bir dakika dur. Ya.
Bir bineyim de bineyim de kontrol. Heh, binebilirsin kral, sıkıntı değil. Artık senindir. Paralısını sonra hallederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Aracı baba sen dal kenara. Şuraya alırsan şu yanına gir, yanına gir. Hı? Vallahi en fazla çıkabildiğim kadar çıktım vallahi, alamadım yani. Bırak bir şey giderken. Şimdi hacı, bu traktör sana ne kadara geldi? Bu traktör bana kaç dedi? 316 bin mi? Artık ben bilmiyorum kaç dedi. 316 bin dedim. 316 bin dedim. Güzel bırakmış kral. Hayırlı uğurlu olsun. Karın Allah iyi oldu. Allah evet Allah. Aracı baba, bu traktörü de sana kaça geldi? 165'e geldi. Bir şey söyleyeyim mi aracı baba? 350 binlik traktörü 165'e iyi karlı almışsın. Hayırlı olsun. Milleti kızıştırdım ben öyle. Şey mi bilirim? Kızıştır verin öyle ortalığı işte. Hemen. Ben seni kızdıracağım, merak etme. Hayırlı olsun. 240. Hüseyin nerede Hüseyin? Bugün en şanslılarından biri. Hüseyin, bu traktör sana ne kadara geldi? 183. 183 değildi sanki ya. Ya ikisinden biri yok, bir saniye. Şu diğeri 183, bu 190, öyle bir şeydi. Tamam, ben onlara bakarım kral sonrasında notlarımdan. Hayırlı. Baba bey, bu traktörler de yıkayı verelim ya, hazır almışken. Bunu da sana hemen devrettim. Kral, diğer traktör de gelsin. 165'lik. Bunu da devrettim. Hayrını uğurunu görün arkadaşlar. Bunun hesabını sonra yaparız. Siz zaten kaçmıyorsunuz. Akşam kahvede toplanırız, hesaplarız. Bir gübreye gidelim. Ne diyorsunuz? Bir gübre atmamız lazım. Ben de tarlaya gübre atacaktım işte. Senin ilan aklıma geldi. Dur ben bir şöyle bir ofise not alayım da bunları arkadaşlar. Kısa bir şuradaki ofise gireyim de bir not alayım ben. A few minutes later. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Güle güle kullanın. Ben gidiyorum. Kim geliyor benimle? Hadi gübreye gidiyoruz. Ben geliyorum. Traktörleri orada gübreci bıraktım da yükleyeceklerdi onları. Yüklemişlerdir inşallah. Kral, bizim gübre Yürü makinesini bakalım. Getirdi mi acaba şey ya? Muhtemelen getirmişti, muhtemelen. Bir tane gübre makinesi sipariş ettiydik ama getirdi mi bilmiyorum hiç vallahi. Getirmişti. Seni nereye bırakıyoruz? Ben oraya, bırakçını oraya, bırakçını duymuyor musun? Duymuyorum, bağır az daha. Bırakçını oraya, tamam, anladım. Hacı seni de bırakayım, gel. Ya, Hacı ya. Sana motor kaldı değil mi? He kaldı. Yo 480'i ben işte şey yaptım. Kalleri de bıraktım direkt. Onu hallederiz ya sonra. Valla ben bu hani Hacı duydu, bu Hacı hakkında sana bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeceksin? Söyle bakayım. Az bu biraz Hacı... bağırmadan konuş. Kulağım sağır edeceksin. Ay. Motor sesini duymam ki. Tam duyuyorum şu an. Yavaş söyle kulağıma. Eğitim. Bak. Bu Hacı olur dedik. Hacı yok dedik. Dalaları bırakın dedik. Dalalardan vazgeçti yok bu adam. Bu adamı dikkat et ha. Yok ya, bir şey olmaz, adam ticaret adamı, biliyor işi. Bak yarın öbür gün müşter paralarını yükseldiysen bu gaziri, bu aracı baba dedi dersin. Seni kahveye mi bırakıyor? He şu ziraatçinin orada, Sen ha. Beni kahveye sal, ben buradan eve geçeyim. Seni eve bırakayım kral. Tamam, sıkıntı yok, gel atayım eve kadar. Ana yüklemişler bak adamla, sağ olun. Olur. Tamam. Senin ev ne tarafta? Tarif edebilecek misin bana? Gavecinge markasında benim ev. Nereden giriyor? Buradan giriş var mı? Var. Buradan, sağdan. Var. Var. Görmedim, tamam. Hemen ileriden sol yap. Yanarmış oradan. Gerçi. Oradan. Ya hemen arkasında ya. Nasılsın bakalım Pala? İyisin. İyi valla, ne olsun. Yaramazlık yok ya. İş güç koşturmaca. İyi. Ben de işte umre olayları falan vardı. Çok bakamadık, edemedik. Sıkıntı bakalım. Yok ya. Senin bir şeyler gelmemiş daha. Sipariş ettin mi bir şeyler? Hayır ya. Vallahi bir şeyler sipariş ettim de yüksek ihtimal yakın zamanda gelir şimdi. Ne zaman gelir onu da bilmiyorum. Belki düşün diye getirmeyebilirler ama yakında gelir gene o. Yaza doğru. Ya, Ekim'e yakın, hasada yakın getirsinler de. Çünkü o zamana gelir. Şunu kapat. Ekimler tarlada çok fazla kalmasın. Baba be. Söyle canım. Millet git bari. Sen geliyor mu?
Ya benim gübre makinesini getirmemişler herhalde. Allah Allah. Dur Bak. bakayım bir sorun gelin bir dakika Dur telefon dur edelim bir telefon dakika. var ya. Dur bekle dur dur. Abi buradan arar dur. A few minutes later. Kral telefonu açmıyor adam. Ne yapacağız ya? Şey ya benim bir tane var gübre makinesi değil mi sizin aradığınız şey? He gübre Gübre makinesi atacağız. ya. Buğdaylara Hayır. dün ot ilacı vurdum. Bugün de Valla. gübre atacağım. Vallahi ben çok fazla tarlayla ilgilenmiyorum şimdi. Genelde biçer olaylarına girişiyorum ben hasat zamanı. Hemen benim traktörün arkasında şu evin dibinde gübre makinesi var benim yeşil. Daha onu kullanın. Büyük bir şey değil değil mi? Buna olur. Oo, her türlü kaldırır ya. 480 lira çeker benim hiç sıkıntı yok. İyi o zaman ona doğru gideyim bayım be. Ya git sen bana ben hemen Bir traktör bakalım. alayım derim. Sen girersin oraya. Bak bak sıkıntı yok. Arıcı arkadan olma lan. Arıcı. Arkadaş. Gel Oy. bin istiyorsan. Yok yok ben koşuyorum. Hadi pergeller açayım. Arıcı spor yapıyor. Arıcı seviyor ya. Arıcı. Motoru sen çekebilecek misin? Ben bir çekeyim motoru bir şey. Bir dakika bir geride kalmış bu. Az şöyle. Tamam. Tamam, almaya gerek yok. Çekerim buradan. Az daha. Tamam. Eyvallah Harici Bu baba. şaftını da kat. Şaftı takma. Şaftı orada takarız ya. Pinleri tak. Şaft kalsın. Tamam. Sıkıntı Tamam. olmasın bize. Hacı emmi. Bağladık biz. Sıkıntı yok. Geri bırakırsın işin bittiğinde, tamam. He getiririm ben getiririm. Bir şey yapayım da. Kafana göre hiç sıkıntı yok. Ha, tamam o zaman. Hadi görüşürük. Sağ olasın. Ben bırakırım buraya geri. Hadi Allah'a emanet. Hayırlı Hadi görüşürük. Sağ işler. olasın. Hadi rastgele rastgele adama Hadi ya. eyvallah. Hadi. Lan Alici baba bırakırdım seni. Niye koştun lan oradan oraya? Neyse. Ya yok ya yok. Pergeller açalım hadi. Motor da ateş ediyor ha hacı. Vallahi hadi görüşürüz. Hadi eyvallah Allah'a emanet. Çadırları çiğniye çiğniye geliyor da Allah'tan şey yok içinde. Arıcı baba, sen aldın mı gübreleri? Aldım aldım Tamam ben yüklemişler. önden geliyorum o zaman. Yürü yürü. Orada doldur hadi. Tarlanın yolunu unutmamıştık ya valla. Yavru 4'te bile yiyor ha maşallah. Şu gübreyi de atak arkadaşlar şu buğdaydan biraz kafamız rahat olsun. Dün ot ilacı vurduk. Bugün de gübre attık mı artık rahat rahat buğday gözüm arkada kalmayacak yani. Hayvan da kimse güzelmiş. Gübre makinesini inşallah bozmayız ya. Emanet ya emanetten çok korkuyorum ben. Oo, çeto ilaç atıyor.
Selamünaleyküm. Selam. Ve aleykümselam. Çete ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Ne yapayım, ilaç atıyorum ya. Sen geçen yiyordun değil mi? Doğru, inşaat işlerinden. Hey ya, tarlaya diyorum ya sana çok zaman ayıramıyorum diye. Dedim boşluk varken halledeyim şunu. Nasıl, makine sıkıntı var mı? Yok yok, çok güzel. Dedim inşallah makinenin yerini bulmuş dedim. Dün akşam aradıydın yok, ya ben sana gel al dedim ama bulmuşum. Yok yok abi. buldum. Sabahın ben onu Allah unuttum. Bilsem getirirdim şeye ya, bayiye. Unuttum ama almışsın Allah'tan ha. İyi bari. Sıkıntı yok ya, ben aldım geldim ya. Tamam. İyi, hadi bir sıkıntı olursa yine haber et, aşağıdayız. Bize bir iki gübre atacak tarlaya. İyi hadi bakayım. Kolay gelsin. Nerede sana kaldın aracı baba ya? Ala dayı bir şey soracağım sana. Söyle. Romu Akkıyı'da yolda mı açalım, Üsküyü'de yolda mı açalım? Yukarıdaki yolda aç ya. Tamam, yukarıdaki yolda açalım. Yani şeyde aç. Yukarıdan aç, aşağıdan uğraşmayak bir daha. Ha tamam. Çeto görüşürük. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Rast gelsin. Sağ olasın. Vay yavrum, adam yeni motoruyla gelmiş lan. Vay babanın ağzına. Ay maşallah. Yürü. Ben de yukarıdan girecektim. Niye ben buradan girdim daha? Onu unuttuk ha. Hüseyin'den yorumlar alak bayım bu şeyden, gübrelemeden sonra nasıl motor, iyi mi? Hüseyin, ben buradan kaptırmam lazım. Benimki zorlanıyor burada biraz. Falan mı? He. Yanlış geldik sanki ya. Ya doğru geldik de ben buradan kaptıracağım. Şuradan ağrı kaptırayım, dur şu tarla boş. O tarla boş. Benim traktör biraz zorlanıyor burada ya. Oradan şuradan ağrı geleyim tarlanın reisinden ağrı, dur. Gübreyi yolun reisinde açaydı ya bu ya. Bu niye orada açıyor ya? Depaş ya, başımız belaya gidecek. Devireci o motoru. Bir söyleyeyim sana. Selamünaleyküm. Aleykümselam ya. Arıcı baba. Neredesiniz biz bunu ya? Neredesiniz ya? Arıcı baba. Arıcı baba, burada açılır mı bu motoru? Vagonu devirsin. Gel sen bak. Arkaya doğru gel bak, gel. Ya da kapakları aç. Aa, buradan biz dolduralım. Gel. Aa buraya aç bak. Uzak kalır emme millete. Ya bir kere dolduracak gidecek. Aa buraya geri ver. Gel buraya gel. Tamam gel. Az daha gel. Tamam dur. Yerini beğenmedi dur. Kapakları açmamız lazım, dur. Vay ya, gol etmedin mi? Heh. Ya şeyleri gel, dur bekle dur. Germe kayışlarını çöz. Heh. Aracı mı bu? Oy. Bunun kapaklara böyle mi açılı, yarım mı açılı diyecektim. Yoksa zincirinden tutturak öyle daha rahat olurdu da, neyse böyle değil. Aç kapakları böyle. Aç.
Kapaklar açık. O tarafı açma istersen. Buradan motoruna ittirirsek düşmeye. İyi tamam hadi. Ben motoru çekeyim ha. Biraz yanaşın buraya. Bak hele hangi çuvaldan koyacağınız? Vallahi ben karıştırmayı düşünüyorum. Üreyle 18 kadar kapıyı. Ya bu Toros gübre iyi diyorlar ya. Ondan mı koysam bilemedim. Gübre taş da iyi diyorlar. Toros Toros'tu ya. Vallahi Toros iyidir ya. Ya gübre taşın da azotu az biliyor musun? %46 azot var. Doğru söyleyeyim he. Bilmiyorum ya, ikisi de arasındayım. Siz doldurun bayayım hadi. Ben bir çuval gübre taş atacağım da. Bir denemek için bileyim mi bu. Geçen sene mesela hep şey atıyorduk. Bu yeşil çuvaldan atardık. Bu sene bir gübre taş atak bakalım ne olacak. Gel hadi baba gel. Gel aman yavap hop. Ulan arıcı baba. Gelindi. Ulan aracı babam. Tuh. Oh kahretsin ya. Biliydim böyle olacağını yani. Vay babam. Arıcı baba. Hacı geldi var ya böyle oldu. Hep hacıdan. Uğursuz adam şu hacı. Arıcı baba buna zincir lazım şimdi bunu düzeltmeye. Ya da ne yapalım biliyor musun? Hareketlerim kör çaksın. Benim ekipmanı tampon olan var mı önde ağırlığı tamponu? Ya hele gübreler biz doldurma. Benim motorum var benim motorum. Size hele gübreler doldurma. Yerim için çuvallarda. Ula Romo hep. Bu Romer burada devirdik. Çekilin halledeceğim çekilin. Tamam. Aman üstüne düşmeye çekilin. Arkadaş geçmedi ki bir kez ya. Hep acıdan bunlar hop, hep acıdan. Dur, as. Hop. Dur lan manyak. Dur lan. Ay dayağı bu taraf dur. Dur oğlum manyak mısın ya. Tamam şimdi. Dayan. Ver. Ufak dayan ola. Ya insan insan bir geliyorum der. Dayağı kurtarsaydık güzeldi. Tamam bırak. Daha düzelmez bu. Kepçeci lazım, tamam, kepçeci. Abi, oradan gübreleri doldurun. Sonra dolduracağız. Tamam hadi sonra güzel. Kepçeciyi çağırırsınız sonra hadi. Gitti kaç milyarlık Roma ya. Onu yaptırız biz ya, bir şey olmaz ona. Tamam doldurun da, şey bak hele. Senin tarla çetonun o taraftaysa çetoya bir uğra. İşi bitince kepçeyi alıp gelsin buraya. Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan oğlum emanet lan. Abi durmuyor ya, Allah'ım yola şey için. Ya senin gazın ayarını var ya, hadi yürü kaç. Abdestsiz çıktık galiba yola. Belli. Buraya yer kalmamış. Buraya yer kalmış mı kalmamış mı? Kalmış herhalde. Ben de şuradan ağrı başlayayım. Şu farlar kimin yanıyor gözüm aldı ya. Güneşmiş lan o ella. İnşallah tarlaya yetiyorum. Ara gazı vereyim. Aynen öyle. Gübreyi getiriyor herhalde ya. Bunun alanı biraz darmış ama yeter herhalde arkadaşlar. Tarlayı geçen talan ettik ya. Bak hele batmışım hep.
Getirir herhalde ya. 2-3 daha gidip gelsek yeter herhalde. Mesafesi azmış bu makinanın. Bizim Hacı Mümtaz paraya kıymış, kıymamış. Daha doğrusu şey almış. Bak üç yerde patiye sardırmışım. Şey olmuş. Vallahi. Evet arkadaşlar, Gaia LED'i göstereyim size arkada. İkiye atmıyorum. İkiye atsam patiden şey yapacak. Tarlayı perişan edici. Güzel tarlamız var ya. Vallahi bak, dün ilacı da dün kılı kılına getirdik. Gübreyi de kılı kılına getirecek galiba. Sırada ortadan gittim mi tamam. Soldan biraz şüpheliyim, sağa atsın da. Sola bir daha geleceğim. Palabey. Yoo. Sizden sonra ben Romo'yu düzelttim, haberin olsun. Çatıdayı ara. Nasıl düzelttin lan? Bildiğin öyle. Bizim o gübre makinesi var ya, gübre makinesinin yacık ucuna kaldırmadım, düzeldi. Ha iyi bari. Çetu dayı aramadın mı Yosama? Çetu dayı arayamadım. Benim mod telefon çekmiyor. Benim telefon Vodafone ya, çekmiyor o. He tamam o zaman, tamam. Sen ki ne? Niye şirket ismi veriyorsun? Neyse. Tamam. Oldu tamam. Bitti mi? Benimki çek ya, pardon. Tamam tamam, sıkıntı yok. Tamam hadi. Devam et. Oldu. Bittiyse gelmem. Bittiyse yine yalanıyla. Mıstık benim daha var, az kaldı. Bir tur daha gittim. Aman ezileceğim mıstık. Ne yapıyorsun? Kaç buradan. Aman abi. Tamamdır abi. Bir ben bitiririm kaç tur. Bir tur daha döneyim, bitiyor. Sen gidiyor mu? Bitti mi işin? Bitti abi, ben gidiyorum. Tamam hadi görüşürük, Allah'a emanet. Sağolsun. Az bekle, döneyim de öyle çık. Bir tur da şuradan girdin mi benimki de bitiyor. Hadi abi kolay gelsin. Hadi sağ olasın güzelim. On bir. Az kaldı ya. Az bir şey kaldı içinde. Yetecek mi acaba şuraya? Yetecek. Hadi aslanım benim. Tam denk geliyor vallahi ha tarlaya. Kapattı. Şunu da atsın. Şu şaft kırdığımı yap da. Arıcı baba, bitirdin mi sen de? Ben de bitirdim de, acık bir romukta bir yamukluk var. O yamukluğu düzeldi veririz ya. Bu çekicinden evet. Kendime vurun düzeldirim. Bir şey yok yani. Ben bir tarlaya acaba bakayım da falan... öyle geleceğim. Tamam. Buna... Bak acık da buna atmış bak. Şu
şuraya yatmışık. İyi, buna bir gübre daha attık mı abi? Canavar gibi olur. Bak şuralara iyi olmuş. Şuralara fazla fazla atmışız. Şuralara az kalmış biraz. Şu araya biraz az gelmiş gübre. Ya gene mi ot var lan? Bunlar kurumamış mı ya? Neyse. Bir tane daha attım mı? Tamam. Buraya bir ara bir, yine bir akşam gece falan geleyim ben buraya bir gübre atayım bir daha. Arıcı babanın traktör çalışıyor. Arıcı baba ne yapıyor acaba? Adamı var ya, demek ki para bok ya. Ben anlamıyorum. Arıcı baba ben gidiyorum. Oldu, ben de geliyorum. Şu çuvallar kalsın bu odan. Bak hele. Yok. Buyurun. Şunu doldurayım lan. Adama boş vermeyek. Hadi bir o kadar şeyini aldım. Aynen aynen, boş vermeyek. Zaten bunun parasını ödediydik. Dur. Şunu bir tane daha doldurayım ben. O kadar adamın makinesini aldık. Boş vermeyek ya. Bak Hacı dayın geldi. Bizim işler bozuldu. Hacı dayın gıva bir şey. Bak ben seni söylüyorum. Nazar değdirmişti sana. Okuyup üflediyse ondan da olabilir belki. Valla paladayı bilmiyorum. Kız severiz, gider başkasını severim. Romuk alırız, devri. Hiçbir işimiz rast gitmez bizim. Valla bilmiyorum Arıcı baba. Geçen seninle talada battık zaten bir de. Bilmiyorum artık bu nereden geliyor bu şey. Sen bir uzun al abdest değil mi? Valla 3 kere ağzı, 3 kere burnu yerine, ondan sonra 6 kere ağzı, 6 kere burnu vereceksin gari. İyi hadi görüşürüz, yani hadi gidiyorum ben, hadi beni avar et, hadi. Hadi gidiyorum ben. Bugün Arıcı Baba'da bir şanssızlık var, vagonu devirdi valla. Neymiş lan buralar? Şuraya bir çakıl dök direkt dur. Bizim çete de bitmiş tarlayı bak. Göremedim. İlaçlamış gitmiş o da. Yusu ne oldu Yusu? Ya biz motor aldık da almasına. Valla falan mı bu, su kaynadığı gibi biraz ya şu. Pervanenin oradan duman atıyor ara sıra ya. Tarlada marlada. Ya boğmuşsun da motoru ya. İlmini bilmiyorsan. Ya biz bilemedik ya da ne bileyim. Bak gel buraya gel. Gel. Demek bunu aramızdaki tek abdestsiz ben değilmişim. Bu turbolu ya. Boğdun demek ki bunu sen bak. Bekle. Çalıştın biraz böyle. Tamam mı? Tamam. Şaftı falan çalıştım, az bekle. Az çalışsın geliyor. Tamam mı kendine? Tamam tamam. Dikkat et ha. Vallahi, kapağı açma hemen. Yavaş yavaş aç kapağı. Sonra yüzümüzü gözümüzü yakarız vallahi kaynar suyla. Yine de aç, havlu mavlu varsa havlu at üstüne, tamam? Tamam tamam. İyi hadi görüşürüz. Motoru çok boğma. Çok zorlama yüksek devirde. Aslında seri 2 ile de sürdüm yani. Tahviye ile sür, tahviye ile. Tahviye ile boğulmaz mı ya? Seri 2 ile rahatça çekiydi. Yok yok, ondan değil. Bu motor ağaç motoru normalde. Odun çekiyorlar bununla. Düşük vitezlerde bir şey olmaz. Ama sen boğmuşsun, bizim buralar arazi ya biraz. Doğru doğru, haklısın o zaman. Hadi görüşürük, Allah'a emanet. Hadi görüşürük. Bir şey olursa ararsın gene. Tamam tamam ararım. Görüşürüz görüşürüz. Basamıyor ki adam akıllı. Çukurlu, çapurlu, çukurlu yollar. Arıcı baba aman ha. Korkuyorum senden vallahi. Bizi paket etmeden, şu makinenin başına bir şey gelmeden sağ salim yerine bırakaydım iyiydi.
Arıcı Baba yol mu versin kızlarla? Bu yol biraz daha düzgün. Ben bırakayım da arkadaşlar. Buradan ağrı gideyim. Yoluma bakayım ben de. Aldığımız yere bırakak. Ben en sevmediğim şey. Gübresini de koydum geri içine. Boşaldım. Dolu koyuyorum. Evet arkadaşlar, gübreyi de bıraktık, makinesini de bizim hacının. İnşallah bir yerine bir şey etmemiş çünkü bir ara bizim aracı baba daktı, korkuyorum ondan da bir şey oldu mu diye de. Nereye gidiyorsunuz oğlum, adam evde yok, dönün geri. Gölete mi gidiyorlar lan bunlar? Adici baba. Oy. Bir isteğin dileğin var mı? Gidiyorum ben eve. Valla ben de şimdi orada gölete abdest almaya gidiyorum. Ne almaya? Abdest mi? Ha, abdest almaya gidiyorum. Sen git abdestini al, sen görürsün. Oldu, görüşürüz hadi. Var mı römörkte bir şey? Valla bir şey yok Allah'a şükür. İyi bir şey olmasın da. Bir, şey yok. Ya, bir iki çakıştık vurulacak diye var, onu da kendim evde vurur. Tamam, boya sıkıntısını da hallederim. Bir şey, boyadan yana bir sıkıntı olsa. Gerçi şey sert zemine düşmedi ya. Bir şey olmaz. Aynen. Sildim mi gider. Hadi görüşürük, ben geliyorum. Hadi görüşürüz, ben de oradan gölet attım gene. Hadi Allah'a emanet. Yavru yürü be. Keto ne yapıyor lan orada? Keto bitirmiş işi. Maşallah maşallah. Keto acaba benim ekipmanı götürdü mü ya? İşi bitirdiyse alayım ondan. Dur bir uğrayayım yanındaki dakika. Sağda solda da gözükmüyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Keto ne yapıyor? Ne yapayım ya, motora su vuruyordum. He, bitirmişsin ilaçlamayı herhalde. He, bitirdim. Ne yaptın ekipmanı, götürdün mü sen? Yok, ekipmanı şuraya koydum ben. Direkt kapınla oraya. Yakın yere. He, görmedim la. Dur dur. Ha tamam. Şu çuvalların orada. Ben de götürmediyse dedim götüreyim dedim ya. İyi etmişim. Dedim... Var mı işin? Bitti mi işin? Yok yok, bitti, hallettim. Tamam, sağ olasın o zaman. Ben kaçıyorum o zaman. Çok tutmayayım seni. Evet. Yok yok, gel gösteririm sana, gel. Gel bin, beraber gidelim oraya. Yürüme, koşma. Atla. Hadi bakayım. Çok da böyle oturmaya da alışkın değilim de tepe taklak gitmeyin. Yavaş gidiyorum, yavaş gidiyorum. Sıkı tutun. He, görmedim ya lan, ha oradaymış. Bak şimdi gördüm. Bak. Sağa koyuverdim. Dur o zaman şöyle geri geleyim de. İşin yoksa alıyorum ha, tamam mı? Al. Ya sonra unutuyorum, orada burada kalıyor biliyor musun? Az daha geleyim de bağla sen, sana zahmet. Eyvallah, sağ olasın. Hadi bakayım. Lan bu bater mi kalkıyormuş? Alçak kaldı biraz. Neyse. Şu pinleri takayım da. Tamam, taktım. Hadi görüşürük. Var mı bir isteğin? Hadi. Allah'a emanetsin. Hadi görüşürük. Allah'a emanet. Sen de sağ olasın. Hadi görüşürük. Hadi bakayım. Hadi. İlaç da kalmış ha içinde. He, bıraktım sana. Sağ olasın. Hadi görüşürük.
Hadi görüşürüz. İyi adam ya, çetoyu seviyor. Arkasından konuşuyormuş gibi ama yüzüne karşılık söylerim, seviyorum yani. Şurayı da hep safa kaçırıyorsun ya, vallahi billahi. Evet arkadaşlar, evimize gidiyoruz. Tarlamızı gübreledik, açık artırmamızı yaptık. Yani bu videonun da sonuna geldik diyebilirim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı, hatta yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Siz yorumlar attıkça mutlu oluyorum. Çok da uzatmıyorum. Görüşmek üzere.